Tarihi referanduma günler kala evet ve hayır arasında gidip gelen Yunanlar sabah saatlerinde yine bankaların yolunu tuttu. Özellikle maaşlarından sadece 120 euro çekilmesine izin verilen emekliler ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Referanduma hayır oyu verilmesini isteyen hükümetin bu yöndeki çağrıları da arttı. Başbakan Alexis Tsipras açıklamalarında hayır çıkarsa öbür gün Brüksel'de anlaşmayı imzalarım şeklinde konuşuyor. Yunanlarsa ikiye bölünmüş durumda. 200 kere de olsa yine hayır derim. Ekonomistleri duydunuz. Yunanistan borcunu ödeyemez diyor. Fakat yine de Avrupa'ya evet diyorum. Bizi drahmaya sürüklüyorlar. Adı drahma lobisi ya da Avrupa. Ben kişisel olarak ve eminim birçok kişi de benim gibi düşünüyor, Avrupa'ya evet diyorum. Birlikten yanayım. Zaten başka nereye gidebiliriz ki? Bir şey üretiyor muyuz? Ülkede yapılan son kamuoyu yoklamaları ise evetçilerin sayısının hayırcılara oranla biraz daha fazla olduğunu gösteriyor.